Hello YouTube, biz geldik. Yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Şu anda Paris'teyiz. Paris'te mutlaka yapmanız gerekenlerin listesini bu videoda sizlerle paylaşıyor olacağız. Ve ilk durağımız Louvre Müzesi. Louvre Müzesi'ne giriş yapmak için biz gelmeden önce web sitesinden biletimizi almıştık. Ve kişi başı 17 euro ödemiştik. Ama biletiniz olsa dahi hemen bu arkamızda görmüş olduğunuz sırada beklemeniz gerekebiliyor. Ama sizler için çok fazla uzatmadan Louvre Müzesi'ne en kısa sürede girebilmeniz için bir taktik paylaşacağım. Ve hazırsanız hep birlikte herkesin çok bilmediği alandan nasıl girebileceğinizi göstereceğim. O zaman hadi gelin devam edelim. Şimdi Louvre Müzesi'ndeki bu süreyi beklemek istemiyorsanız hemen karşıda bulunan bir 2024'e kadar süren restorasyon alanı var. O alana doğru karşıya geçeceğiz ve daha sonra nereden devam edeceğinizi size göstereceğim. İnanamayacaksınız. Hemen piramidin karşısındaki bu alana doğru düz yürüyoruz. Az önce gösterdiğiniz bu restorasyonun hemen yanında aşağıya inebileceğiniz bir merdiven alanı var. Biraz sonra bu merdiven alanına gideceğiz. Şimdi neredeyse içeriye gireceğiz biraz sonra. Ben çok merak ediyorum. Yani ilk kez böyle bir şey deniyorum. Bakalım gerçekten girebilecek miyiz? Hadi görelim. Koridoru yürüdükten sonra giriş alanına ulaşmak için hemen tuvaleti oradan sağa döneceksiniz ve giriş alanına doğru ilerleyebilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi Louvre Müzesi'nin içerisine en kısa sürede sıra beklemeden girmeyi başardık. Bu taktiği bilmiyorsanız mutlaka arkadaşlarınızla paylaşmak için bu videoyu paylaşmayı unutmayın. Eğer bilenler varsa ya da farklı çözümleriniz varsa bunu da paylaşmak için hemen bu videonun altına yorumlarda siz... Mona Lisa tablosunu görmeye gideceğiz. Hep birlikte bu muhteşem eseri görmek için hadi gelin devam edelim. Şimdi Louvre Müzesi'nde biraz mola verdik. İçeride bir kafe varmış. Louvre Müzesi'nin büyük ihtimalle kaçıncı katında? Birinci katında mıyız? Birdeyiz şu an Mona Lisa'nın katında. Birinci katındayız. Mona Lisa'yı gördük. Mona Lisa'yı görmek gerçekten güzeldi. Ama oldukça kalabalık. Orada bir iç savaş veriyoruz. Fotoğraf çekinmek için fotoğraflar gerçekten çok yakın çıkıyor. Uzaktan geniş açıyla çekerseniz de Mona Lisa'yı çok fazla çekemiyorsunuz. Ama bir şekilde yani güzel bir anı kendinize yaratabiliyorsunuz. Louvre Müzesi'nin içindeki kafeden şarap aldık, bulaşlarımızı aldık. Bulaşların tanesi 5,5 euroydu. Bir tane de şöyle elmalı bir tart aldık. Bunun da fiyatı 3,5 euro. Yani böyle mutlaka yanınızda hani bir su vesaire yoksa mola vermeniz gerekiyor. Çünkü hem içerisi oldukça kalabalık,
hem sıcak, yani güzel bir dönemde de geldik. Büyük bir alandayız ve biz her bir yeri gezmedik. İlk durağımız da zaten Mona Lisa oldu. Hani o kalabalığa çok fazla kalmadan gezmek için. Ama bir şekilde yine de kalabalığa kalıyorsunuz. Biz bu arada saat 10'daki bileti almıştık. Mutlaka online önceden rezervasyonunuzu, biletinizi almayı tekrar unutmayın. Burayı hatırlatıyorum. Almanız gereken bilet yerinde zaten kendi web sitesini açıklama kısmına ekleyeceğim. Oraya da göz atabilirsiniz. Biz şimdi biraz daha siesta yapalım. Biraz daha mola verelim. Ardından yolculuğumuzda, turumuzda Paris'te görmeniz gereken en önemli site alanlarına, yani gezmeniz gereken yerleri bu videoda bulabileceksiniz. O yüzden izlemeye devam edin. Görmeniz gereken ikinci duraktayız. Rodin Müzesi'ne geldik. Rodin Müzesi'ne giriş için kişi başı 13,5 euro ödedik. Buraya gelmemizin aslında en önemli sebeplerinden birisi tabii ki arkamızda bulunan Düşünen Adam heykeli. Bu Düşünen Adam heykeline birçoğumuz İstanbul'dan aslında aşina olabiliriz, bu Kırköy ruh ve sinir hastalıklarından. Hatta birçok yerde bunun replikaları bulunuyor ama asıl orijinal yeri tabii ki de burası. Rodin'in burada açık alanda birçok eseri sergileniyor ve bunu görmek için geldik. Herkes hazırsa o zaman turumuza devam edelim. Thank you.
devam ediyoruz. Bu bahçe boyunca da birbirinden ünlü isimlerin aslında heykellerini bulabilirsiniz. Burada hemen arkamda da Victor Hugo'nun bir heykeli var. Bu alan gerçekten böyle aslında biraz daha çil takılmak isterseniz gezilmesi gereken yerler listenize ekleyebilirsiniz. Hadi gelin biraz şöyle turlayalım. Şimdi biraz da böyle Eylül ayında geldik biz bu arada. Sonbahar, yapraklar dökülmüş. Çok güzel bir ortam duruyor. Gerçekten Paris aşıklar şehri. Cehenneme açılan bir kapı var. Rivayete göre bu kapının kapalı kalması onları tüm kötülüklerden koruduğunu söyleniyor. Hemen arka tarafta bulunan teleskoplardan da aslında detaylarını inceleyebilirsiniz. Birbirlerini cehennemde aslında iten çeken figürler var. Oldukça da görkemli bir kapı. Bilmiyorum size ne kadar aktarabildik. Hemen karşımızda da bir Eiffel Kulesi manzarası var. Şimdilik turumuza burada devam ediyoruz. Biz buraya giriş yapmayacağız çünkü yetişmemiz gereken farklı bir durak var. Ama burayı neden çekiyorsunuz derseniz aslında fotoğraflamak için çok güzel bir nokta. Hemen Avenue de Turville tabelasının karşısında bulunuyor. Yukarıda zaten fotoğrafa sığdırabilmeniz için çok güzel bir tasarım ve dizayn var. Yani bir yapı var. O yüzden bu alana mutlaka uğrayabilirsiniz. Zaten biraz önce çıktığımız müzeye çok yakın yürüme mesafesinde. Ortalama 5-6 dakika yürüdükten sonra hemen bu noktaya gelebilirsiniz. Karşınızda da güzel bir Eiffel Kulesi manzarası sizi bekliyor olacak. Şimdi bir sonraki durağımıza doğru ilerliyoruz. Sacré Cœur Bazilika'ya çıkacağız. Ve çıkacağımız yol merdivenler. Sanırım bir 200 basamak falan var. Daha bile fazla olabilir. Daha da fazla olabilir. Burada gün batımını izlemeyi size tavsiye ediyoruz. Bakalım gerçekten fotoğraflarda göründüğü kadar var mı? Bayağı ihtişamlı görünüyordu. Biraz nefes nefese kaldık. Metro ile belli bir yere kadar geliyorsunuz. Ondan sonra yürümeniz gerekiyor. Ya da biniklere binebilirsiniz. Ama biz yürümeyi tercih ettik. Hadi devam edelim. Sonunda yukarıya çıktık. Aşağısı size videoda gösterdiğim gibi oldukça kalabalık. Şehre panoramik bir bakış açısıyla bakmak için geliyorlar. İçerisi de oldukça güzel. Hadi gelin hep birlikte içeriye gezelim. Ardından da gün batımını seyredelim.